Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden Muğla Datça'dan sesleniyoruz. Datça'da kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleriyle, gerek güler yüzlü çalışmalarıyla sektöründe markalaşmayı başarmış bir firmaya Yahane Butik Otel'e konuk olduk. Yanımda işletme sahibimiz Bahadır Bey var. Bakalım Bahadır Bey bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı neler aktaracak. Bahadır Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar teşekkür ediyorum bizleri konuk ettiğiniz için. Sizleri yakından tanımakla programımıza başlayalım öncelikle. Biz profesyonel olarak reklam ve marketing sektöründe uzun yıllar hizmet verdik. Daha sonra Datça'ya bundan 3 yıl kadar önce seyahat amaçlı gelmiştik. Daha sonra çok sevdik Datça'mızı. Burada kaldık ve ondan sonra kendi eşim de benim turizmcidir. Yabancı ülke vatandaşı, Rus vatandaşı. Onunla birlikte burada bir yatırım yapmaya karar verdik. Kendi burada yaşadığımız için. Yahane Butik Oteli ve Elia Restoranı kurduk. Yahane Butik Otel kaç yıldır faaliyette? Daha önce pansiyon olarak hizmet vermekteydi. Bu sene butik otel haline geldi. Butik otel çevirirken kendi konseptini hiç bozmadık. Kendi ismini değiştirmedik. Yahane adını devam ettirdik. Buranın çok özel bir hikayesi olduğunu biliyorum. Onları da sizlerden dinlemek isteriz. Evet. Yahane ismini bulunduğu sokaktan alıyor. Sokağa da kendi ismini vermiş. Datça'nın ilk zeytinyağı sıkılan yeri burası. Eski tarihi bir bina. Otelimizde zaten 8 odalı butik bir otel. İlk bu konsepti biz hiç değiştirmedik. Bütün otelimizin renovasyonunu da zeytinli konsept olarak yaptık. Restorantımız da aynı şekilde Elia Yunanca zeytin demek. Aynı konsepti devam ettirdik. Bahçemizde de daha önce biraz evvel gördüğünüz gibi 600 yaşında bir zeytin ağacımız var, bizim sembolümüz. Bütün odalarımız, dekorasyonumuz zeytinin renkleri olan yeşilin tonları olarak dekore edildi. Hep doğal malzemeler kullanıldı. Böyle kendi yaşayabileceğimiz zevkli güzel bir mekan haline getirdik. Öncelikli olarak tabii herkesin bildiği gibi hani sizin içinize sinen bir şey yapmak çok önemli. Biz de bunu yaptığımıza inanıyoruz. Kendimizin rahatlıkla kalabileceği, yaşayabileceğimiz bir mekan yaptık. Misafirlerimiz de bunları bize geldikleri zaman hissettiriyorlar. Aynı şeyleri bizle paylaşıyorlar. Bu da bize mutluluk veriyor, daha şevklendiriyor, daha iyi yatırımlar yapmak için motive ediyor. Daha önümüzdeki sene tabii yaşayarak daha da güzel bir hale getirmeyi planlıyoruz. Bizler de bu konuda başarılarınızın devamını diliyoruz. Peki oda tiplerimizden biraz bahsetmenizi rica etsem. 6 oda tipimiz var. 8 odamız var toplamda ama değişik oda tiplerimiz var. Çünkü burası ilk başta dediğim gibi önce bir ev olarak kullanılmış. Daha sonra otele çevrildiği için standart oda tipleri yok. Bir deluxe odalarımız var. 2 kişilik oda tiplerimiz var. Bir junior suite dediğimiz ailelerin kalabileceği içinde check-out'lı olan daha geniş oda tipimiz var. Bir honeymoon balayı odası dediğimiz odamız var. Oranın özelliği de küveti var ve odanın içinde küveti. Değişik bir konsept. Onu da yurt dışında çok gördüğümüz bir konsepti. Burada da uygulamak istedik. Bir de penthouse dediğimiz çatı terası var. Bütün eski Datça'ya ve dağlara hakim. Çok güzel manzaralı bir oda tipimiz var. Siz şu anda bu oda tiplerinden bahsederken ben bile arasından seçim yapamadım diyebilirim ve bu farklı konseptler olması aslında bir kere gelip tekrar ziyaret etmek için çok olanaklı bir şey. Çünkü bir tanesini denemişken bir diğer geldiğinde diğer odayı denemek isteyecektir büyük ihtimalle misafirleriniz. Peki kaç metrekare alan üzerine kurulu otel? Toplam 250 metrekare zemin üzerine kurulu bir taş bina, dediğim gibi orijinal taş bina. İçinde bulunduğumuz, şu anda çekim yaptığımız yer buranın salonu. Kışın da burayı restoran olarak kullanıyoruz. Burada işte şöminemiz, bir antika eşyalarımıza döşenmiş bir salonumuz var. Birinci katta gördüğünüz gibi 2000 kitaplık bir kütüphanemiz var. Çok geniş bir kütüphane. Bir de terasımızda bir sosyal alanımız var. Artı tabii ki buraları kapalı konuştuklarımız. Bir de açık alanlarımız var. Dediğim gibi ön tarafta bir bahçemiz var. Bir bostanımız var büyük. Bütün kahvaltılarımızı oradan alıyoruz. Domatesimiz, patlıcanımız, onları ekiyoruz. Onlarla ben ilgileniyorum şahsi olarak. Onları sulamak, koparmak çok güzel oluyor. Müşterimize sunmak. Artı dediğimiz gibi Elia Restorant'ın da bir geniş bir alanı var. Orada bir çim alan var. Armut koltuklarımızda restoran alanımız var. Farklı farklı sosyal yaşam alanları sunduk. Geniş bir alan. Toplamda restoranla birlikte
Otelin alanı 2000 metrekarelik bir alan içerisinde. Eski Datça'nın tam merkezindeyiz. Yani Datça'da böyle bir geniş bir alan zaten yok bir otel için. Tarihi, otelin tarihi yapısından, oda tiplerinden bahsettik. Restorantımız için ayrı bir başlık açmak istiyorum. Öncelikle otelimizin bir konusunu bitirmek istiyorum. Burada şu anda yan ekranda izleyicilerimiz buranın oda tiplerini, görselleri görüyorlar. Ama sizler de daha detaylı görsel görebilmeleri açısından internet sitelerinizde sizler aracılığıyla paylaşmış olalım izleyicilerimizle. Evet, internet sitemizde datçayahane.com. İnternet sitemizde bütün oda tiplerini ve diğer yaşam alanlarını detaylı olarak görebilirler. Yine bu otantik otelimize ben de ilk girdiğim andan itibaren organizasyonlara çok uygun buldum. Organizasyonlara yer veriyor musunuz otelinizde? Evet, organizasyonlarda oluyor söylediğiniz gibi. Nişan, doğum günü tarz şeyler, çünkü çok geniş bir açık alanımız var. Bu tarz organizasyonları da yapabiliyoruz. Organizasyonlarımız için de sizlerle iletişime geçebilirler öyleyse. Peki otelimiz sezonluk mudur yoksa yaz-kış şeklinde mi faaliyette? Yaz-kış açık oluyoruz. Biliyorsunuz Datça normalde deniz turizminin ne ait olduğu için genellikle yazın daha çok talep oluyor. Ama kışın da biz açık olacağız. Birçok aktiviteler yapacağız. Çünkü bulunduğumuz lokasyon Datça bunlara çok uygun. Biz de kışın açık olup bu aktiviteleri yapacağız. Yani sadece yazın değil, buranın kışında tadının başka olduğunu söyleyebiliriz bizler de öyleyse. Açıkçası yaz kış burada yaşayan biri olarak, hani İstanbul'da bunca yıl, 40 yıldır yaşamış biri olarak ben şunu söyleyebilirim size. Kışın çok daha lezzetli. Çünkü şöyle bir şey var, Datça'da 365 gün güneşi görebiliyorsunuz. Her gün yağmur da yağsa, hava bozuk da olsa bir şekilde güneşi görebiliyorsunuz. Bu insana gerçekten yaşama sevinci veriyor. Onun için Datça'da olmaktan da, burada yaşamaktan da, eski Datça'da apayrı bir zaten kendi için tadı var. Çok... Tatilcilerin o zaman mutlaka burayı denemelerini öneriyoruz. Eski Datça deyince aslında Datça'dan çok ayrı bir lokasyon değil sanırım. Eski Datça diyoruz ama. Tabii ki Datça'nın ilk yerleşimi olduğu için eski Datça. Can Yücel'le de çok popüler hale gelmiş bir şey, mekan. Eski Datça'nın özelliği şu, hep taş binalar ve taş sokaklar var. Tarihi dokusu hiç bozulmamış ve şu anda sit alanı, birinci derece sit alanı. Dolayısıyla o tarihi dokusu bozulmamış olması çok güzel. O taş, tarihi işte 300-500 yıllık şeylerin içerisinde yaşamak bizi de mutlu ediyor.